Sayın basın mensupları, sevgili Eskişehirli hemşehrilerim, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün belki Türkiye'de ilk olan bir hizmeti gerçekleştirmek üzere elektrik mühendisleri odamızla bir protokol imzalayacağız. İşin özü şu, teknik tarafını başkanım anlatır. İş yeri açma ruhsatı için başvuran hemşehrilerimizden o iş yeriyle ilgili elektrik tesisatının kontrolü konusunda bir işbirliği protokolü hazırlıyoruz. Onu imzalayacağız. Sağlıklı bir sonuç alabilmemiz için bunun şart olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her ay onlarca elektrik hatasından dolayı yangın çıkıyor. Bu çıkan yangınların sonucunda hem maddi hem zaman zaman can kaybı da söz konusu oluyor. Bunun önlenmesi için bu işbirliğinin yapılmasını gerektiğine karar verdik. Elektrik mühendisleri odamız ciddi bir çalışma yapmak suretiyle bir protokol hazırladı ve uygulama hizmetini de hazırladı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu protokolun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü başkanıma bırakıyorum. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak kendi meslek örgütümüze yönelik, kamuoyunda oluşabilecek tüm olumsuzluklara yönelik önlemler almak için çaba gösteriyoruz. Bunlar için değişik hamlelerimiz oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle elektrik konusu gündeme çok sık gelmeye başladı ülkemizde ve şehrimizde de aynı şekilde. Bunlar değişik ortamlarda geliyor. İşte başkanımın dediği gibi can kayıplarına varacak düzeyde elektriksel hataların yol açtığı sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bunların en önemlilerden bir tanesi de sizlerin de çok iyi bildiği, hatta bunu IRAP tarafından, İlafet Yönetimliği tarafından belgelendirilen bir konu, yangın konusu. Çıkan yangınların yaklaşık %75-%80'i şu anda sadece elektrik kontağı başlangıçlı olarak çıkmakta. Tabii de bu konu bizim meslek örgütümüz alanına girdiği için buna da bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla da değişik çalışmalar yaptık ve bu çalışmaları belediyelerimize sunduk, valiliğimize sunduk. Bunların başında tabii ki işin kontrolünün tam yapılması gerekliliği. Bunun için de en güzel noktada işe başlama konusunda işe başlangıç yerinin gerçek güç analizinin ve tesisat analizinin yapılıp o tesisata uygun iş olanağının sağlanmadığını kontrol etmek. Biz bu amaçla bir protokol hazırladık. İlk defada Odunpazarı Belediye'mizde, çok bizim için değerli bir belediyedir Odunpazarı Belediyesi, ilklerin belediyesidir. Bu projeyi de ilk olarak Odunpazarı Belediyesi ile paylaştık. Çok Sayın Başkanım da bu konuda bize her zaman olduğu gibi yine desteklerini esirgemediler. Konunun zaten kendisi de çok vakfında, sorunu da yakından izliyor. Dolayısıyla bu soruna çözüm olması açısından o da değer verdi bize ve protokolümüze ve bu şekilde bir sonuca ulaştık. Başkanımın da dediği gibi bu bir ilk aslında, Türkiye'de bir ilk. Gerçekten ilk defa böyle bir protokolla biz bu projeyi başlatmış oluyoruz. Bu şunu sonucunda getirecek, bu önce şehrimize bütün belediyelere, daha sonra bütün Türkiye'deki belediyelerde sanıyorum bu işlem yürürlüğe girecek adım adım. Ve dolayısıyla da hiç olmazsa oluşan bu olumsuzlukları bir nevi ortadan kaldırma için bir adım atmış olacağız. Ben bu yüzden özellikle bu konuda bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kazım Başkanımıza, Odunpazarı Belediyesi'ne, yetkililerine, bu çalışmaya ortak yapmış olduğumuz başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olsun diliyorum. Evet, atıyoruz imzaları o zaman.
inşallah kazasız belasız güzel günlerde hep birlikte bir yeni düzen oluştururuz. İnşallah. Ve Eskişehirlileri korumuş oluruz diye düşünüyorum. Hayırlı olsun. Hadi de. Çok alacağız.